Clio 4 yenilemenin 11. bölümündeyiz. Bu bölümde Clio'ya body kit takacağız. Body kit montajını yapmadan önce kapı aralarına bu krom aksesuarları takmak istiyorum. Siyah plastik üzerine şık bir krom parça ve üzerinde Ares logosu var. Bu aksesuarı internetten uygun bir fiyata aldım ve montajı çok basit. Arka tarafında çift taraflı bantlar var. Montaj yapacağımız yüzeyi iyi temizlememize yardımcı olması için isopropil alkol mendil göndermişler. Bu çift taraflı bantların iyi tutunmasına yarayacaktır. Montaja geçebiliriz. Öncelikle aksesuarları sabitleyeceğimiz yüzeyi temizlememiz gerekiyor. Nemli bir bezle hafiften temizlemem yeterli olacak. Ardından setin içinden çıkan özel mendili kullanabiliriz. I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Aksesuarın arkasındaki çift taraflı bantlar sayesinde aksesuar yüzeye çok iyi yapışacaktır. But the only thing in life that has meaning are the things you gotta work for, believe. Hizalayıp yerine yapıştırıyorum ve üzerine bezle baskı uyguluyorum. Bu aksesuarın montajı bu kadar basit. Bunu evde kendiniz de kolaylıkla yapabilirsiniz. Diğer kapılara da aynı şekilde montajını yapacağım. Artık body kit'i paketinden çıkartıp ait olduğu yere aracın üzerine takabiliriz. Ön tampon ekimizi paketinden çıkardık ve araca monte etmeden önce gerekli ölçümleri yapıyorum. Bu tampon ekini aracın tamponuna tam oturacak şekilde takmak istiyorum. Bunun için tamponun altındaki mat plastik eki sökmem gerekiyor. Birçok kişi bu plastik parçayı sökmeden üzerine monte etmeyi tercih ediyor ama ben body kit'in tam oturmasını istediğim için bu plastik parçayı sökeceğim. Arka tarafında tırnakları var. Bu tırnakları yavaşça sökmem gerekiyor. Bu tırnakları sökerken dikkatli olmalıyız. Hem ön tamponu yerinde tutuyor hem de alt taraftaki mat plastik parçayı yerinde tutuyor. Şimdi küçük bir lokma takımı kullanarak aracın altındaki muhafazaları sökeceğim. Bu sayede çalışmak için kendime rahat bir alan oluşturmuş olacağım. Aracın altındaki plastik parçaları söküp çıkartmak 10 dakikamı alıyor. Çıkarttığım plastik parçanın yerini temizliyorum ve bir tornavida yardımıyla plakayı yerinden çıkartıyorum. Ön tampon ekini daha iyi takabilmek için plakalığı yerinden çıkartıyorum. Plakalığı birkaç tane vida yerinde tutuyor. Plakalığımızı da dikkatli bir şekilde söktük. Onun da yerini ıslak bir bez kullanarak temizliyorum. Ön tampon ekini araç üzerinde hizalayıp son kontrollerimi yapıyorum. Montajı engel olacak herhangi bir şey göremedim. Ön tampon ekini tampon üzerine yerleştirip tamponun iç kısmına gelen yerinden vidalıyorum. Dikkatli bir şekilde tampon ekini hizalayıp tamponun üzerine oturtacağım. Plastik kaporta levyesi kullanarak hizalamayı gayet iyi bir şekilde yapmaya çalışıyorum. Aynı vidayla sabitleme işlemini sağ taraftaki çamurluğun iç kısmından da yapıyorum ve ön tampon ekini alt taraftan da 3 tane vidayla sabitleyeceğim. Plakalığımızı ön tampon ekine göre hizalayıp yeniden montajını yapabiliriz. Montaj için yeni delikler açmama gerek yok. Mevcut delikleri kullanarak plakalığı biraz yukarı alacağım.
Plakamızı da yerleştirdik. Ön tampon ekini alt tarafından da vidalayarak iyice sabitliyorum. Ön tampon ekini araç üzerine sabitledik. Ama montajı bu kadar değil. Kaporta ile birleştiği noktadaki boşlukları görebilirsiniz. Yan marşpiyerleri de taktıktan sonra bu boşlukları nasıl halledeceğimizi göstereceğim. Yan marşpiyerlerimizi kutusundan çıkartıp araç üzerinde hizalamalarını yapabiliriz. Marşpiyerlerin kontrollerini yapıyorum. Kapıların açılıp kapanmasına ve hiçbir şeye engel olmadığına emin olmak istiyorum. Son kontrolümüzü yaptım ve bir sorun göremedim. Montajı yapacağımız yüzeyi ıslak bir bez kullanarak temizliyorum. Aynı şekilde marşpiyerin iç yüzeyini de temizliyorum. Yüzeylerin tozdan arındırılmış olması gerekir çünkü yapıştırma işlemi için Dyson kullanacağım. İnce bir hat oluşturmam yeterli. Dyson montaj için yeteri kadar kuvvetli. Oh God, here goes. I lost all feeling from my head to my toes. You said some shit that I can't let go. So just stay tuned for the rest of the show. Marşpiyeli yerinde sabit tutabilmek için ufak bant parçaları hazırlıyorum. Bu parçalar Dyson kuruyana kadar bize yardımcı olacak. Dikkatli bir şekilde marşpiyeli yerine yerleştireceğim. Birkaç parça bant kullanarak marşpiyeli iyice sabitliyorum. Dyson kuruyana kadar marşpiyelin hareket etmemesi lazım. Marşpiyeli iç davlumbaza denk gelen kısmından vidalayarak sabitleyeceğim. Marşpiyele daha iyi baskı uygulaması için kapının arasına bir bez koyarak sıkıştırıyorum. Bu montaj işlemini aracın diğer tarafı için de tekrar edeceğim. Sol marşpiyelimizin de montajını tamamladık. Dyson silikonun sertleşmesi yaklaşık olarak 24 saat kadar sürecektir. Bu sürede aracı kullanmayacağım. Bence bu body kit Clio'ya çok yakıştı. Aracın daha sportif ve agresif görünmesini sağladı. Ama montaj işlemimiz bu kadar değil. Kaporta ile birleşim noktaları arasındaki boşlukları dolduracağız. I don't ever slow up, no I don't take I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this,
I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks. This and that, spitting slow, spitting fast. Aradan geçen 24 saatten sonra Dyson sertleşti. Body kit'i yerinde tutan bantları sökerek işe başlıyorum. Body kit'in kaportayla birleştiği noktalarda boşluklar var ve bunlar hiç hoşuma gitmedi. Şimdi bu boşlukları nasıl halledeceğimi göstereceğim. Önce kağıt bant kullanarak güzel bir maskeleme işlemi yapmam gerekiyor. Kağıt bant kullanarak maskeleme işlemini bitirdim. Şimdi kırmızı renk Dyson Mastic kullanarak aradaki boşlukları dolduracağım. Mastic bir sızdırmazlık ve derz dolgu malzemesidir. %25 hareket kabiliyetine sahiptir. Bunun gibi esnemesi mümkün olan yerlerde kullanılır. Suya ve güneşe karşı oldukça dayanıklıdır. Dış etkenlerden kolay kolay etkilenmez. Body kit ve kaporta arasındaki boşlukları Mastic kullanarak dikkatli bir şekilde dolduracağım. Bir plastik levye kullanarak yüzeydeki fazla silikonu sıyıracağım. Aynı zamanda yüzeydeki silikonu şekillendirerek göze güzel görünmesini sağlıyorum. Sometimes I get so mad there's no control in me, my thoughts get so bad I'm like I might grab a bat, I don't know, my wrath, my blood boils over like oh god here goes, I lost all feeling from my head to my toes, you said some shit that I can't let go, so just stay tuned for the rest of the show. So have you ever felt betrayed, switches how you see things, realize something needs change, cause I know you got me f***ed up, let me show you what's up, cause enough is enough, I'll take a face full of pavement, just to make a statement. Body kit ve kaporta arasındaki bütün boşlukları Dyson Mastic kullanarak doldurduk. Bu silikon tam kurumadan yaptığımız maskeleme işlemini sökmemiz gerekiyor.
Maskeleme bantlarını çıkardığımızda tam istediğim gibi bir görüntüyle karşılaştım. Arada hiç boşluk yok, kusursuz bir geçiş var. Maskeleme bantlarını silikon tam kurumadan çıkartmalıyız. Eğer kurursa çıkartırken silikona zarar verebiliriz. Dikkatli bir şekilde maskeleme bantlarını çıkardım. Mastiğin kuruması yaklaşık 24 saat kadar sürecektir. Bodykit'in kaportayla birleşim yerlerini mastik kullanarak çok güzel bir şekilde doldurduk. Şu an tam istediğim görüntüyü elde ettim. Arada hiç boşluk kalmadığı için Bodykit araca sonradan takılmış gibi değil de sanki orijinal parçasıymış gibi görünüyor. Silikonun kuruması için 24 saat daha beklememiz gerekiyor. Bu sürede aracı kullanmayacağım ve hiçbir şekilde suyla teması olmaması gerekiyor. Eliniz bu tarz işlere yatkınsa Bodykit montajını evde kendiniz de yapabilirsiniz. Biraz deneyim ve bolca sabır isteyen bir iş sadece. Marşbiyelin bu kısmında ufak bir kalkma vardı. Dyson kullanarak tekrardan yapıştırdım. İşkence olmadığı için bir penseyi bantla sararak bu kısmı sıkıştırdım. Açıp ne durumda olduğuna bakabiliriz. Bu kısımda da herhangi bir problem yok. Bodykit montajımız bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere, hoşça kalın.